başta hiçbir şekilde gözetmeksizin herkese şu anda bombardıman altında. Dediğiniz gibi kiliseler çökeceklerken bugün ne yazık ki çöktüğün haberini veriyoruz sizlere. Ayakta durmaya çalışan hastaneler de artık ayakta duramıyor. Yani burada bomba 20 bin konut kullanılmaz hale geldi. 18 günde 1 milyon 400 binden fazla kişi elinden oldu. 18 günde 1 milyondan fazla kişiden bahsediyoruz. Bakın yine yayın sırasında yine bir saldırı gerçekleşti. Sesleri de duymuşsunuzdur. Önce biz buradan ne yazık oradan patlama sesleri geliyor arkasından. Sivil yerleşim yerlerine 18 gündür aynen görmüş olduğunuz gibi havadan saldırılar. 2 cami, 3 kilise ağır hasar aldı. 77 okul saldırıya uğradı. Camiler yıkıldı. Yani insanların ibadethaneleri artık zaten bu noktalara insanlar hiçbir şekilde okulları göremiyoruz. Camiler, kiliseler, okullar, hastaneler, sivil yerleşim yerleri, kamplar, proteji kampları, her nokta şu an bakın yine yayılma sırasında yine bir bombardıman oldu. Evet. Gösteriyor. Bakın karşısı yine bombardıman oldu. Bugün gün boyunca 10 nokta bir bombardıman halindeydi. İsrail hükümeti tarafından, İsrail ordular tarafından. Daha önceki günlerde mesela 10 numaranın çıktığı noktada şu anda. Mesela şu anda o binanın olduğu kısımda aslında Gazze'nin denize doğru giden kısımda, daha iç kısımda ve şu anda daha iç kısımlara doğru saldırdı. Ve yine Gazze gözümüzün önünde hiçbir şekilde gözetmeksizin herkese şu anda bombardıman altında. Dediğiniz gibi kiliseler çökeceklerken bugün ne yazık ki çöktüğün haberini veriyoruz sizlere. Ayakta durmaya çalışan hastaneler de artık ayakta duramıyor. Yani burada bomba 20 bin konut kullanılmaz hale geldi. 18 günde 1 milyon 400 binden fazla kişi elinden oldu.